Hello everybody. We are very happy to have you all here with us today. And now let's begin. Salam edin dinleyiciler. Sizin hemmeniz bu kitabımızda da hoş gördük. Gelin onunla başlayalım. Okay everybody, let's continue with our class. Gelinginli hormat dinleyiciler kitabımızda devam edelim. Yani biz bu yerde ne yapmalı? Doğru cevabı yazmalı. Yani doğru cevaplarımız bulanla bulan içinde this is bu hem de these are bunlar hem de your senin my menin diyen görkezme çalışmalarımızı hem de değişme çalışmalarımızı koyarız. Gelin onunla başlayalım. Görkezme çalışmalarımızı yani this is ya da these are ya da değişli değişme çalışmalarımızı koyarız. Yani your senin hem de my menin. Gelin şimdi birinci notumda seyredelim. Yani ne mi diye? Birinci emin gıyacağı ya. This is my doll. Bu menin burcuğum. Şimdi bu yerde oğlancık ne mi diye? This is... Şimdi el cahiler olan görkülük dur. This is ne mi? Your teddy. Şimdi elinden önüne yakın tutup görkülük diye. These are my cars. Menin uluğlarım. Yani bu yerde yine bir sefer gaytalap aydık geçelim. This is demeklik bu. Yani yekici dağdı korku diye. Yani this is your teddy. Bu senin teddy'in. These are olsa bu yerde küp bu anlat ya. Yani these are my cars. Bunlar menin uluğlarım. Ona doğru belli yaptırız. Gelin onu ikinci efer edelim. Ne mi diye? This is, şimdi gıyacağız gurluya this is, önüne yakın tutu atıyor. Ne mi? Kite. Bat böreğim. Onunla bu menin bat böreğim. Yani this is my kite. İndi sözlerimiz olsa ne mi diye? İndi senin puzzle'ların diye. Onunla bir küplük sanakı yani these are bir kodumda çalışmasını normal oluyoruz. Onunla these are your puzzles. Yani bunlar senin puzzle'ların. Devam edelim. Şimdi bu yerde oğlancık ne mi diye? Ha, özünü gürkürt doğru kendine ait ya. My train. Benim otluyum. Yani onunla biz bu yerde yeke tek gürkürtme çalışması. This is. Ulanıp biliyoruz. Onunla this is my train. This is bu. Benim otluyum. Deyip tercüme edip biliyoruz. Now let's continue with our next exercise. Gelin indiki öğretmenimizle devam edelim. Ne etmeli? Read and circle. Okuyaz hem de taşını tehlikleyer. Şimdi biz birinci rüzgarımıza seyredelim. Ne mi diye? Soru, is it a kite? Yani bu surattaki ne mi? Bu, bat börek mi? Deyip soruya. Şimdi biz cevabımızı havuyadı yok deyip cevap vermeli. Is it a kite? Bu bat dörek mi? Yes it is. Hava? No it isn't. Yok. Onu biz yok. Yani bu bat dörek değil. Deyip cevap no it isn't. Diyen cevabın taşını tehliklemeli oluyor. Gelin indiki soruyu seyredelim. Ne mi diye? Is it a train? Yine orta yapar. Is it a train? Yani bu otlu mu? Onu bir yes it is. Hava ya da no it isn't. Yok diyen cevabı söylemeli. Yani is it a train? Bu otlu mu? Hava ya da yok. Hava yes it is. Onu bir yes it is. Hava diyen cevabı söylemeli oluyor. Devam edelim. Number 3 üçüncü. Is it a ruler? Yine bir sefer. Is it a ruler? Bu çizgıç mı? Yes it is. Hava? No it isn't. Yok. Onunla is it a ruler? Bu çizgıç mı? Yes it is. Hava? Onunla biz yes it is. Hava diyen cevabımız sayılmalı oluyor. Gelin şimdi indik sorumuzla devam edelim. Is it a puzzle? Bu puzzle mı? Cevaplamız. Yes it is. Hava? Ya da no it isn't. Yok. Onun sorumuz is it a puzzle?
bu puzzle mı? Onu havaya da yok. No, it isn't. Yok, puzzle değil. Okay, everybody. Now let's continue with our next exercise. What do we need to do? We need to circle the first letter of the word that we see. Yani ilişkiler, bizim indiki görmemizi etmeliyiz. Görye suratta kızartlanmadın ilkinci harfinin daşını teliklemeli bolyarız. Now let's begin. Gelin onunla başlayalım. Number one. Birinci, görye dağılımın ne mi? What is it? It's a cat. K-k-cat. Onu biz C diyen harfimizin daşını teliklemeliyiz. Nusko da görkezlerin. Devam edelim. Number two. İkinci, what is it? Bu ne mi? It's a lion. L-l-lion. Onu biz L harfimizin daşını teliklemeliyiz. Number three. Üçüncümüz, what is it? Bu ne mi? It's a bird. Bu kuş. B-b-bird. Onu biz B harfimizin daşını teliklemeliyiz. Devam edelim. Number four. Dördüncü suratımız. What is it? Bu ne mi? It's a kite. Bu bat dörük. K-k-kite. Onu biz K harfimizin daşını teliklemeliyiz. Devam edelim. Beşinci suratımız. What is it? Bu ne mi? It's an egg. E-e-egg. Onu biz E harfimizin daşını teliklemeliyiz. Devam edelim. Number six. Altıncı suratımız. What is it? Bu ne mi? It's a dog. D-d-dog. Onu biz D harfimizin daşını teliklemeliyiz. Okay, everybody, this is the end of our class. Till next time. Ene hormatlı iyileşler, şunun bilen biz, şunun kitaplarımızı geçirip utarıyoruz. Hoş, sağ olun.